Mevlid Kandili olduğundan dolayı hem Mevlid nedir, muhtevası nedir ona bakalım. Hem de o geceyi nasıl canlandırabiliriz, nasıl ihya edebiliriz o noktaya bakalım. Bir günümüz bir günümüze hadisin ifadesiyle eşit olmasın, bir farklılık oluşsun diye bu derse başlayalım dedim. Evet. İhyası yani yeniden canlandırılması diyelim. Yani bu geceyi nasıl ihya edelim, nasıl olacak yeniden canlandıralım. Bu gecenin ihyası sadece kandil simidi dağıtmak değildir. Kaç cami dolaşırsam o kadar sevap vardır diye bir sünnet de mevcut değildir. İhyası sadece bu da olmasa gerek. Bu gecenin ihyası bir tane mesajı alıp kes, kopyala, yapıştır diye herkese, yaşı 60'a da yaşı 6 olana da 16 olana da herkese aynı mesajı atmak hiç değildir. Ve eminim içinizden birçoğu hazır kalıp diye artık birinci harfinden anlıyordur. Bu gecenin ihyası kulluk çizgisiyle aramızda açılmış bir mesafe var. Biz tam tahlil edeceğiz. Tahlili nasıl edeceğiz? Benim bu gece şöyle bir eksiğim var. Namazımda, ibadetimde. Yani öncelikle Allah'ı tanımamda, imanımda problemler var. İmanımda zafiyet olmasa benim bu noktalarda ibadetlerimde, amelimde, fiilimde zafiyet zaten olmaz. Niye? Çünkü bardak dolarsa taşar. Dolmamış ki iman, ibadet olarak, namaz olarak, kötülüklerden geri çekilme olarak bir türlü taşmamış diyemiyoruz. Demek ki bu gecenin ihyası için aramızdaki bu mesafe noktalarını çözmemiz ve Efendimizin ayak izlerine basmayı bulacak yol ve yöntemler geliştirmemiz lazım. Yani bu gece aslında bu cihette dert gecesi. Bizler tahlil edip en az yaşımız kadar birisine İslam'ı anlatmamışsak nasıl sahabeye benzeyeceğiz acaba diye kendimize sormamız çok önemli bir gece bu gece. Neden? Çünkü sevgi ispat ister. Yani senin hayatında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleri varsa sen onu seviyorsun demektir. Yoksa fazla ilahi dinleyip arabada coşmak senin sevginin bir ispatı asla ve asla olamaz. Şimdi bu noktada insan bu gece şunu tahlil etmesi lazım. Bizim hayatımızda sünnetin ne kadar yeri var? Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne kadar benziyoruz? Çünkü zira benzemek kabil ise kişi sevdiğine benzemeye çalışır, öyle değil mi? Bugün bir tane futbolcu mesela Messi'yi taklit etmeye çalışır. Onun futbolunu sevdiğinden dolayı, değil mi? Bir insan sevdiği bir tüccarın ticaretini taklit etmeye çalışır. Sen Resulullah'ı ne kadar sevdiğin nereden belli? Amelinden belli. Hatta ayet-i kerimede de öyle söylüyor, değil mi? Ey Resulüm de ki, kime de? Bize de yani. Eğer beni seviyorlarsa sana ittiba etsinler. Sen nasıl yapmışsın, nasıl bir tavır sergilemişsin, hayatının nizamı nasıl? Seni ne kadar bu noktada taklit etmişlerse, sana ne kadar bu noktada ittiba etmişlerse, demek ki alemlerine, dünyalarına benim sevgimi o kadar almışlar demektir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ı sevmeden masallarda boş boş konuşmanın bir faydası var mı? Mümkün değil. İlahilerle coşmanın bir anlamı var mı? Yani onun sünneti senin kalbinde, dünyanda yeri yoksa yok. Ama biz sünneti şu şekilde biraz anlıyoruz, değil mi? Mesela bazı sünnetlerde çok iyiyizdir biz. Mesela tabağın son noktasını süpürme sünnetinde gerçekten zirveleri taşımaktayız. Veyahut mesela pazarlık sünnettir. Of, karşıdakinin canını okuruz biz o pazarlık için, değil mi? Adamı öldüresiye böyle sarsarız. Ya hemşerim niye böyle canımı yakıyorsun? Kardeş, pazarlık sünnettir diye, değil mi? O adamın canını okuruz. Biz aslında, ben bu sünnetleri asla küçümsemiyorum yani. Her birisi muazzam. Sadece sünnetin de yerlerini bizim bir anlamamız lazım yani. Örfi sünnet hangisi, vacip sünnet hangisi, farz sünnet hangisi? Bizim bunları iyi idrak etmemiz gerekiyor. Yani biz canımızın yanmayacağı, hoşumuza giden noktaları böyle tek tek çekmişiz, hayatımıza almışız. Yani benim evimde rahatımı ne kaçırmaz sünnetlerini almışız. Ama Resulü Kibriye Aleyhisselatü Vesselam 23 yıl boyunca dini için nasıl mücadele etmiş, nasıl acı çekmiş, biz hayatımızdan bu sünneti çıkarmışız. Yani bir insanın, madem sünnet o kadar önemsiyoruz, bir insanın dini için mücadele etmesi, hicret etmesi, acı çekmesi, geceleri uykusunun kaçması gibi bir sünneti Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman, hiçbir devirde bırakmamış. Sen neden bu sünnetlerden başlamıyorsun da sadece böyle hoşuna giden 3-5 şeyi seçiyorsun ve o sünnetin bütüncüllüğünü koparıp parçalamaya çalışıyorsun? Yani bence bu gece bu noktalarda sünnet algımızı da böyle bütüncül bir bakışla, mahruti bir bakışta çözmemiz gerekiyor. Eğer biz bunu anlamazsak, alemimize yerleştirmezsek olmuyor, olmuyor. Yani senin böyle ayırdığın, ama bunlar bana zahmet vermez, evimden çıkmayayım, evimde bu şekilde yapayım deyip ayırdığın şeylerle olmuyor. Ondan sonra insan hayatını bu noktalarda tanzim ediyor. Ve bir gün geliyor diyor ki, abi ben yıllardır bunları yapıyorum ama benim hayatımda imanın lezzeti yok diyor. Neydi imanın lezzetinin tabiri? Halavetül iman yok diyor, değil mi? Benim hayatımda lezzet yok diyor. Neden olmuyor? Çünkü temel disiplinleri bozma cüretini gösteriyoruz ve böyle sadece bize zarar vermeyin birkaç şeyi çekmeye çalışıyoruz. Bence bu gece inşallah dedik ya hani yeniden doğumumuza vesile olur diye, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayata getirdiği ilk ikramları bence anlamamız lazım. İlk acaba sahabe efendilerimize imanı mı ikram etmiş, yoksa haydi gelin sadece şunları yapalım da aman Allah'ı hiç tanımayalım, beni hiç tanımayın, bu olayın asıl sırrını, asıl esprisini anlamaya çalışmayalım mı demiş diye, bence bu noktalarda yürüdüğümüz yolun, usulün, menhecin
metodolojisini de iyice anlamamız lazım. Umarım öyle bir gece olur. Yoksa sadece gittik. Orada zaten uyuyor uyuyor bir şeyler dinledik. Ondan sonra uyandık. Allah'tan yaptığımızı karşılığında büyük büyük şeyler bekledik. Allah'tır, beklenir tabii. Ben sadece kendimizi bir muhasebeye tutmak için bu ifadeleri kullanıyorum. Umarım bu gece bu noktalarda da daha külli bir bakış açısına sahip oluruz. Evet. Böyle gecelerde yalnız mevlid dinlemeyi ibadet olarak kabul etmemiş İslam alimleri. Yani mevlidi ne nazarıyla bakmışlar? Sebep olarak. Neye sebep olacak mevlid? Mevlid toplanmana, sohbet etmene, yani sohbeti imaniye etmene, Kur'an okumana, istiğfarda bulunmana, kaza namazları kılmana, bunlara vesile olursa eğer mevlid okumakta bir beis yok demişler. Ama toplanıp sadece mevlid okumayı İslam alimleri ibadet cihetinde görmemişler. Ve yine alimlerimiz bu geceler için hususi bir mesele olduğunu düşündüğüm için ifade edeceğim. Alimlerimiz zaruret varsa Kur'an'ın öğretiminden cüz'i, asgari düzeyde bir ücret alınabilir demişler. Ama eğer zaruret yoksa bu noktalarda Kur'an okumak için, dua okumak için, mevlid okumak için birilerinin para karşılığında bunu belki bir sektör haline getirmesi noktasına uygun görmemişler. Hatta İbn Abidin bir menfaat karşılığında Kur'an okuyan men edilir, alan da veren de günaha girer diye bir beyanda, bir ifadede bulunmuştur. İlk başlık Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumu. Mevlid doğum zamanı, doğum yeri demektir. Arapçada mekan, zaman, mimi diye bir tabir var. Herhalde o tabirin içine girmektedir. Yani hem zamanı ifade ediyor hem yeri. Mesela biz mahşer deriz ya. Allahu alem oradaki mim de hem mahşeri zaman cihetinde söylüyor, ifade ediyor. Hem de mahşeri mekan cihetinde ifade ediyor. O yüzden hem doğum zamanı hem de doğum yeri manasında kullanılır. Zira mesela hem Efendimiz Aleyhisselam'ın biz aslında doğum zamanına mevlid diyoruz. Hem de Mekke'de onun doğduğu evin yakınlarında bir sokak var. O sokağa da Mevlid Sokağı demişler. Yani baktığımızda hem zaman noktasında kullanılmış bu kelime hem de mekan noktasında kullanılmış. Kelime velede kökünden türetilmiş bir kelimedir. Biz şu an için Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumu olarak anlayacağız. Birazdan Mevlid'i başka manaya da çekeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam Rabi'ül Evvel ayının 12. Pazartesi gecesi dünyayı nurlandırmıştır. Sa'd'ın tabakatında geçmektedir bilgi. Miladi takvime göre de 571 yılının Nisan ayının 20. günü olarak ifade edilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a "Ya Resulallah pazartesi neden oruç tutarsın?" diye sorulduğunda "Çünkü pazartesi benim doğum günümdür." buyurmuştur. Biz de bugünkü dersle inşallah Efendimiz Aleyhisselam'ın o nurlu doğumu bize de vesile olur. Bizim için de bir doğum günü olur. Yani bir irade kullanımımız artar. Yapamadıklarımızı yaparız. Ve sahabe efendilerimize, onların ayak izlerine biraz daha fazla yakınlaşırız diye ümit ediyoruz. Evet. Mevlid nedir? Tire Süleyman Çelebi. Süleyman Çelebi'nin Efendimiz Aleyhisselam'a hasretinden onu övmek ve sena etmek için yazdığı şiire mevlid denilmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ı met etmek, onu sena etmek adına daha fazla mevlid de yazılmıştır aslında. Türkiye'de mesela yer yer 20 tanesi yayılmıştır. Ama içlerinde en meşhuru Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat olan mevlididir. Yani biz şu an Türkiye'de mevlid dersek, hatta birçok coğrafyada, İslam coğrafyasında mevlid denildiğinde asıl anlaşılması gereken Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat mevlidi olacaktır. Süleyman Çelebi hakkında çok fazla bilgi yoktur. Soyunun Kafkaslardan geldiği söylenmektedir. Osman Gazi'nin hanımının akrabası olduğu söylenilmektedir. Emir Sultan, Somuncu Baba, Üftade Hazretleri ile muasır olduğu, aynı döneme geldiği ifade edilmektedir. Ve kendisinin Ulu Cami'de de görev yaptığı söylenilmektedir. Zaten olay burada oluyor. Mevlid'in yazılma sebebini şimdi bir hikaye cihetinde okuyacağız. Yani tam neye dayanıyor bu bahsedilen bilmiyorum ama güzel manalı bir meseledir. Yine onu da imkanımız olursa bir tahkik ve tahlil ederiz birlikte. Bursa Ulu Camii'nde vaizin bir tanesi vaaz ederken, tabii Süleyman Çelebi de dinliyor bu vaazı. O vaiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı küçük düşürücü bazı kelimeler kullanır. Ve Süleyman Çelebi de bu kelimeleri duyduğunda çok rahatsız olur. O kelime, şimdi günümüzde de aslında çok şahit olacağınız bir olay. Vaaz ederken şu ayeti zikrediyor. La nüferriku beyne ehadin min rusuli. Ne demek? Peygamberler arasında ayrım yapılmaz demek değil mi? Şimdi günümüzde de maalesef yanlış tefsir ediliyor. Yani bütün peygamberler derece olarak birbirine denktir deniliyor. Halbuki ayetin manası, muradı nedir? Peygamberlerin her birisine biz iman ederiz. Yani ben buna iman ediyorum, buna iman etmiyorum diye ayrım yapılmaz.
manası vardır. Şimdi bu ayet başlı başına zahir manasıyla alındığında o zaman Efendimiz Aleyhisselam ve diğer peygamberler mertebe itibariyle nasıl denk geliyor? Her birisi aynıdır diye böyle bir yanlış kanaat vardır. Halbuki Bakara suresi 253. ayette o peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık diye açık ifade var. Görüyor musunuz? Yani Kur'an'ı veyahut bir hadisi sadece bir parça kopararak kendi zihninde yorumlamaya çalışmanın ne kadar zararlı olduğunu görüyor musunuz? Ve onların içerisinde de en kıymetlisinin tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın olduğu açıkça beyan edilmiştir. Mesela Enbiya suresi 107. ayette وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Yani o alemlere rahmet olarak geldi diye açıkça beyan edilmiştir. Şimdi bunları bir kısmını sadece ele aldığınızda peygamberlerin mertebelerinin aynı olmadığı, hatta onların mertebelerinin Efendimiz Aleyhisselam'a yetişemeyeceğini insan anlıyor. Hatta camide bu olay yaşandıktan sonra Süleyman Çelebi çok üzülüyor ve bunun üzerine o şiiri, o mevlidi yazıyor. Hatta onun içeriğinden bir tanesi, Hazreti İsa bile ona ümmet olmak için tekrar gelirken sen nasıl bu şekilde ifadeler kullanırsın manalarında? Bilmem ifade edebildim mi yani? Orada o kalbine o kadar dokunuyor ki. Nasıl böyle üzücü ifadeler kullanırsın diye dertleniyor ve bu dertlenmenin sonucunda da mevlid yazılıyor. Yani yazılma hikayesi bu şekilde. İnsan hakikaten bazen bir atmaca selçeye musallat oluyor ama selçenin uçma kabiliyeti gelişiyor. Mesela bir gün İngilizlerden bir tanesi de Kur'an'ı onların ellerinden alacağız. Aldıktan sonra da onlar apışıp kalacak diye bir ifade kullanılınca Üstad Hazretleri sinirleniyor ve diyor ki İslam'ın, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu ben bütün aleme ispat edeceğim diyor. E bunun neticesinde ne çıkıyor ortaya? Risale-i Nurlar çıkıyor. İşte onun da o dertlenmesi sonucunda ortaya ne çıkıyor? Mevlid çıkıyor yani. O şekilde Efendimiz'i metheden, sena eden bir mevlid ortaya çıkıyor. Daha sonra gönülden gönüle aktarılıyor. Daha sonra bu şiir biraz dua mantığına dönüşüyor. Hatta bir makamda bestesi de yapılıyor. Belki birden fazla makamda. Ve bu şekilde günümüze yayılıyor. Peki mevlid ilk ne zaman ortaya çıkmıştır? Şey oluyor değil mi? O geceyi ihya etmeye çalışıyoruz ama o gece ne gecesi? Belki biraz manası nakıs kalıyor. İnşallah bizim de doğum gecemiz olur. Şimdi mevlidin ilk ne zaman yayıldığı okutultuyla ilgili farklı rivayetler var. Rivayetlerin bir tanesinde ilk Fatimiler zamanında olduğu. Hatta Fatma annemiz ve Hazreti Ali Efendimizin doğum zamanında da o mevlid okutulduğu, sarayda hususi bir gece yapıldığı ve sadece Fatimiler döneminde o sarayın erkanlarının katıldığı bir gece olduğu bazı rivayetlerde söylenmektedir. Ama İmam Suyuti bunun tersini söylemektedir ve mevlid ilk ehli sünnet devletler tarafından aslında okunmuştur diye farklı bir görüşü vardır. Hatta o ehli sünnet devlet dediğine örnek olarak da Allahu alem Selahaddin Eyyubi'nin eniştesi bu okumaya vesile olmuştur. Onun döneminde ilk okunmuştur diye bahislerde geçmektedir. Yine aynı İmam Suyuti mevlid gecesinin Kur'an okumalarına, insanların toplanmasına vesile olduğundan o gecede yemek yenmesini vesaire yapılmasını yani bir Kur'an okunduğundan, ibadet edildiğinden uygun görmüş ve buna bidat-ı hasene demiştir. Birazdan gireceğiz. Bidat-ı hasene ne demektir? O noktaya da gireceğiz. Daha sonra merhum Asım Köksal Hoca'nın beyanlarına göre aynı mevlid tarzı Mekke ve Medine'ye de yayılmıştır ve orada da farklı şekillerde mevlid geceleri ihya edilmeye devam edilmiştir diye kaynaklarımızda bilgiler vardır. Daha sonra Osmanlı'ya gidecek olursak Osmanlı'da da ilk 3. Murat zamanında 1588'de mevlid kandili resmileştirilmiştir. Resmileştikten sonra önce sarayda tertip ediyorlar. Daha sonra Ayasofya Camii'nde tertip ediyorlar. Orada Sultanahmet'te tertip ediyorlar. Hem devletin erkanı hem de halktan insanlar o geceyi yan yana gelerek birlikte ihya ediyorlar. Osmanlı'da da gelenek bu şekilde devam etmiştir. Kandilden sonra mevlidi artık vefat zamanları da okumaya başlamış insanlar. Ölülerin üstüne de okumaya başlamış insanlar. Sadece burada almamız gereken bir mesele. Henüz bedeni ölmemiş ve kalbi ölmüşlerin asıl ihyaya çok ihtiyacı olduğu noktasını da unutmayalım. Biz Fatiha'yı bile sanki bize gelmiş, hayatımızı tanzim edecek meseleler değil de çok önemli bir ifade aslında bu. Hayatımızı tanzim edecek. Neyi ne için yapıyorum? Bu faiz belasına ben nasıl girmişim yani bu meseleler dururken? Ben bir evliliği ne için ihya edeceğim gibi meseleleri hayatımızın merkezine almıyoruz. Bir Fatiha'yı bile sürekli ölülere gönderiyoruz, hediye ikram ediyoruz. Ama kendi ölmüş kalbimizi yeniden ihya etmek için bunları kullanmıyoruz. Bence bu bakış açısında değişmeye ihtiyacı var. Belki de bu ders tam bu bakış açılarının, bu paradigmaların değişeceği ders olacaktır inşallah. Bununla birlikte mevlidin okunmasına bazı İslam alimleri de karşı çıkmışlar. Ama biz bu asrımızın büyük İslam alimlerinden birisi olan
Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin görüşünü de ele alacak olursak kendisi çok hoş karşılamıştır. Sadece Mevlid'in Miraciye diye bir bölümü vardır. O bölümde Süleyman Çelebi ben sana aşık olmuşum diye bir ifade kullanırken ben senden razı olmuşum şeklinde o ifadeyi değiştirmeyi, tasih etmeyi kendisi uygun görmüştür. Ve kendisi Süleyman Çelebi için şu ifadeleri kullanır. Madem Süleyman Efendi'nin mevlidi rağbeti ammeye yani halkın teveccühüne, rağbetine mazhariyet dalaletiyle o zat ehli velayettir ve ehli hakikattir diyerek Süleyman Çelebi'yi kendisi methetmiş, övmüştür. Evet. Gelelim son konumuza. Kandil bidat mıdır? Şimdi mevlid noktasını anladık. Kandil noktası nereden geliyor? Ona da bakalım. 2. Selim döneminde bu tür gecelerin önemli bir gece olduğunu anlamak için kandiller yakmışlar yüksek yerlerde. Hani bizim şimdi camilerde mahyalar yanıyor değil mi? Aynı onun gibi düşünün. Kandiller yakmışlar. Şerbetler dağıtmışlar, lokumlar dağıtmışlar. O gece ihya edilirken insanlara da güzel bir ikram olsun diye. Daha sonra kandil yanıyor, kandil yanıyor diye. Aa kandil gecesi, kandil gecesi diye tabir buna dönmüş. O dönemlerde. Şimdi böyle bir geceye bidat denmez. Bidat ne demek onu da birazdan izah edeceğim ama önden bir girişi yapmam lazım. Böyle gecelere bidat denmez. Neden? Çünkü insanları hayıra çağırmakta bir sınır olmadığı için bunlara dini bozup sonradan eklenmiş bir tasvirle bidat demeyi uygun görmüyoruz. Neden? Mesela bizim şu saatte bu sohbeti yapmamızın sünnette yeri var mıdır? Baksak bulamayız. Yani şimdi bu manayla baktığında tamamının o zaman bidat kategorisine girmesi icap eder ama insanları Kur'an okumaya, Kur'an'ı tefsir etmeye, hadis okumaya, hadisi anlamaya, şerh etmeye, davet etmek, yani hayıra davet etmek, namaza davet etmek, güzelliğe, iyiliğe davet etmek noktasında bir sınır olmadığından ve kandil geceleri de bu noktada bu dairenin içerisine girdiğinden kandil gecelerine bidat demek uygun değildir. Hatta ve hatta İslam'dan uzaklaşmış, kopmuş nice insanlar vardır ki, dikkat edin, muhabbet edin. Yani belki caminin yolunu unutmuştur ama kandil gecesinde gelir camiye. Camiyle barışır yani kandil gecesi. O gecesini ihya etmeye çalışır. Namaza belki alışkanlık kazanmaya çalışır. O gece çalışır yani. O yüzden böyle hayrın ve hayır kapısının açık olduğu hadiselere bidat gözüyle bakmak pek doğru değildir. Şimdi bizde buna bidat deme noktasında şöyle bir problem olabilir. Bizler ayet veyahut hadis okuduğumuzda hem de bütünü bilmeden, o alandaki alimlerin içtihadını bilmeden, müçtehitlerin ne dediğini anlamadan kendimizce hüküm çıkarmaya çalışıyoruz. İşte bir insanın meal okurken, hadis okurken yapacağı en büyük hata budur. Oradan hüküm çıkarma hatasıdır. Yoksa onları oku, hayatını al, bir mana kazanmaya çalış ama sen okuduğun, Arapça bile değil, Türkçe olarak okuduğun bir meseleyle sen o okuduğun cümlenin darbı meselini yani acaba nasıl bir Arap dilinde mana ifade ediyor noktasını bile anlamadan. Şimdi ben sana Necdet desem ki bir ifade kullandın bana ya Necdet hadi kalk git buradan desem. Bu dili bilmeyen bir adam kalkar gider buradan öyle değil mi? Halbuki ben ne dedim ne komik espri yaptın manasında bir ifade. Demek ki o dilin bütünlüğünü bilmeden, alimlerin o noktada içtihadını bilmeden ben sadece buradan hüküm çıkarayım dersek işte önümüze gelene bazı hükümler koyaraktan bazı şeylerin kafasını gözünü yarabiliriz. Böyle olaylar Efendimizin beyanları ile, alimlerin içtihatları ile, yorumlaması ile ele alınması lazım. Biz dünyada da böyle yapıyoruz. Yani şimdi sen bir eczaneye gittiğinde o eczacıdan o ilacı neden istiyorsun? Çünkü altyapısını, tebaasını bilmiyorsun ve o sana aracılık yapıyor bu noktada. Çünkü bileni o. Mesela bir arkadaş söyledi. Filankes şehirde bir doktora gitmiş. O doktorun içtihadını, bu dille konuşayım ki tam anlaşılsın. İçtihadı noktasında bir problem görmüş. Başka bir doktora gitmiş de çocuğunun işte boğazında bir şey olacakmış. Allah onu kurtuluşa vesile etmiş falan. Şimdi ne oldu yani sen orada bir içtihadı kabul ediyorsun. Değil mi? Hastalığın adını biliyorsun ama birinin içtihadına ihtiyacın var. İşte bu nokta bir insanın fiziki şartlarından daha ince noktalar. Çünkü burası fiziki şartlarım 50-60 yıllık hayata sebep olacakken buradaki hükümler bir insanın sonsuz hayatına sebep olacak hükümler. Sen nasıl bu kadar ciddi hükümler arasında ya ben işte kafama göre bir hüküm buldum deyip böyle bir müçtehit gibi yani o tıp ilminin ordinaryosunu düşün yani. Onun gibi ben istediğim hükmü veririm diyebilirsin yani mümkün değil. Şimdi Numan bin Sabit Efendimiz'e bakalım, Ebu Hanife Hazretlerine. 83 bin fetvası var. 83 bin fetva ne demek ya? Düşünebiliyor musunuz yani? Akıllara zarar. Ve bunların her birisini verirken Kur'an'ın tamamına vakıf, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına vakıf, alimlerin görüşlerine vakıf ve bununla birlikte ne yapıyor? Sayısız talebesiyle camiye giriyor ve sürekli meşveret ediyor. O yüzden Hanifi fıkhına meşveret fıkhı da denilir. Çünkü her karar meşveretle, istişareyle alınabilir. Böyle bir babayiğit, böyle bir cesur adam nerede gördünüz? Talebe yetiştireceksin, karşına alacaksın. Hadi bakalım bana bir meydan okuyun deyip içtihat vereceksin. 83 bin tane İçtihat vermiş bu noktada. O yüzden böyle bir şeye bir hükmü sadece bir hükmü alarak, bütüncül almayarak bidat deme noktaları yani bu noktaları çok fazla girmemek daha sağlıklı olabilir.
İnsanlar şunu da diyebiliyor. İyi de abi sen hüküm verme diyorsun ama Kur'an mübin. Öyle değil mi? Kendisi de böyle ifade ediyor. Kur'an'ı mübin. Yani ne demek mübin? Apaçık, beyanı açık, ifadesi açık. Eyvallah Kur'an mübin ama biz mübin değiliz. Biz açık değiliz. Yani kalplerimiz, zihnimiz o kadar dağıldı ki Kur'an'daki açık ifadeleri, belki açık beyanları özellikle hüküm noktasında, anlama noktasında muktedir değiliz. Şimdi mesela ben matematik öğretmeniyim. Yıllarca o noktada çalışmalar yaptık arkadaşlarla, hocalarla birlikte. Sizce ben matematikle ilgili fonksiyonel bir denkleme alıp ya bu denklemi ben ortaya koydum diyebilecek altyapıya bu kadarla ulaşabilir miyim? Mümkün değil. Ona daha ciddi bir emek vermek, daha ciddi yılları sarf etmek gerekiyor. Yani bir iş matematiği kullanmakla o noktada yeni bir teori ortaya koymak arasında bu kadar fark varsa bu noktada dağlar kadar fark var yani. Bu insanların sonsuz hayatını ilgilendiren hükümler olduğundan dolayı bir insan bu makamda olmadan buraya yeltenmemesi lazım. Koca Yusuf'a el ense atmak için koca Yusuf olmak lazım. Bu noktalara dikkat etmemiz lazım. Bu noktada bir örnek vereyim. Nisa suresinde bir ayet var. Size bir selam verildiğinde ya daha güzeliyle veya dengeyle karşılık verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Şimdi biz bu ayeti duyduğumuzda tam anladığımızı düşünüyoruz, öyle değil mi? Ama Allah onlardan razı olsun. Sahabe efendilerimiz tam anladığını düşünmemiş. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde çok şey öğreniyoruz. Demişler ki ya Resulallah peki bir ehli kitap bize selam verirse ne yapacağız? Bak bak. Olayı görüyor musunuz? Ve Efendimiz Aleyhisselam şöyle demiş. Onlar size böyle selam verirse siz ve aleyküm deyin. Ama siz onlara selam verirken İslam'ın şiarı olan selamı kullanmayın. Yani ne yapın? Selam deyin, merhaba deyin. Şimdi bu kadar ince bir noktayı bile, görüyorsun değil mi? Selam verme meselesinde bile bu kadar ince meseleler varken insanın böyle bir şeyi ben çok iyi anladım deyip o noktada hüküm vermesi noktası çok uygun olmadığını düşünüyoruz. Gelelim bidat bidat, kandil bidat, kandil bidat. Bu bidat ne demek ona bakalım. Bidat icat etme anlamını taşımaktadır. Ama biz ince bir meseleyi anlamazsak ya bu Resulullah döneminde yoktu deyip her şeye ne deriz? Bidat deriz bu sefer. Mesela örnek verelim. Her yenilik bidat mıdır noktasını anlamak için örnek verelim. Yoksa bizim şu an yaşadığımız hayat, giyim tarzımız, oturduğumuz evler, hangisi Resulullah zamanında var, bindiğimiz araçlar? Hiçbiri olmadığından dolayı bunların her birinin üstünü çizmemiz gerekir. Öyle değil mi? Şimdi bidat noktasında bir şeyi anlamamız lazım. Bir sünneti, bir hükmü iptal edip onun yerine yeni bir şey getirmeye bidat diyeceğiz biz. İşte kaynaklarda geçen cehennemliktir o kişi denilen bidat budur. Yani bir hükmü, bir sünneti, bir ayeti, bir nası yok ediyor ve onun yerine yeni bir şey getirme cüretine giriyor. İşte biz bidat-ı seyyiye yani kötü bidat diye buna diyeceğiz. Mesela Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaz arkasında tesbih çekmiş, öyle değil mi? Şimdi nasıl çekmiş o tesbihi? Tesbih yapmış yani. Ne demek tesbih abi? Zikrediyor. Ya Rab diyor sen kusurdan, acizlikten, her şeyden münezzehsin değil mi? Tesbih etmek, sena etmek yani o noktalarda. Sen bütün eksikliklerden uzaksın demek tesbih etmek. Şimdi nasıl yapıyor? Zaman zaman parmağıyla yapıyor. Zaman zaman taşla yapıyor. Zaman zaman da hurma çekirdeğiyle yapıyor. Peki şimdi biz böyle mi yapıyoruz? Hayır böyle yapmıyoruz. Bir alet var elimizde tesbihi bu şekilde yapıyoruz. Dinde aslı varsa, uygulama yolu farklıysa bunlara bidat demeyeceğiz. Bilmem ifade edebildim mi? Mesela Efendimiz Aleyhisselam zamanında ezan nasıl okunuyordu? Birisi yüksek bir yere çıkıyordu, ezan okuyordu. Şimdi nasıl okuyoruz? Minarede okuyoruz veyahut diyafonlarda, merkez sistemde okuyoruz. Şimdi biz buna bidat mı diyeceğiz? Hayır. Aslı sünnette var mı? Var ama şekli değişmiş. Biz buna bidat demeyeceğiz. Evet. Şimdi bu bidat diyeceğiz, bidat demeyeceğiz noktasında ikiye ayırayım. Bir bidat-ı hasene var. İşte Mevlid Kandili buna giriyor. Allah Resulü zamanında yok ama daha sonrasında olmasında bir zararı da yok. Biz buna bidat-ı hasene diyeceğiz. Bir de bidat-ı seyyiye var. Allah Resulü zamanında yok. Şimdi birisi bunu ekliyor ama dine zarar veriyor. Nasları, hükümleri ortadan kaldırıyor. Buna da bidat-ı seyyiye diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Yani bidat, dine sonradan eklenmiş bir şeyi ikiye ayırıyoruz burada. Bidat-ı seyyiye, kötü bir şey. Olmaz, böyle bir bidat eklenmez. Bidat-ı hasene, bunda bir zarar görülmeme meselesi. Mesela örnekleyelim yine. Hazreti Ömer zamanında teravihi cemaatle kılmışlar. Peki eskiden cemaatle miydi Efendimiz zamanında? Hayır. Herkes münferit kılıyordu, tek tek kılıyordu. Hazreti Ömer zamanında o cemaatle kılındığı görünce Hazreti Ömer Efendimiz demiş ki bu ne güzel bir bidattır demiş. Baba ifadeyi görüyor musun? Ne oldu bu? Bidat-ı hasene oldu. Yani güzel bir bidat oldu. Dinin özünü değiştirmedi, nasını değiştirmedi, yeni bir şey eklemedi. Öyle değil mi? Sadece var olan bir sünnetin şeklini değiştirdi. İz bin Abdüsselam'ı daha önceden okumuştuk belki hatırlarsınız. Mesela o Kur'an'ın mushaf haline getirilme noktasını ele alıyor. Efendimiz zamanında Kur'an mushaf değildi. Tek bir kitap halinde değildi. Hazreti Osman zamanında Zeyd bin Sabit Efendimiz Kur'an'ı tek bir cilt haline getiriyor. Farklı altı mushaf halinde. Tek bir kitap haline getiriyor. Şimdi İz bin Abdüsselam diyor ki Kur'an'ın mushaf haline getirilmesi olan o bidat-ı hasene var ya o vaciptir diyor. Neden? Çünkü Kur'an tek mushaf haline getirilmese başka başka sorunlar ortaya çıkacağını bildiğinden ne diyor bu bidat-ı haseneye? Vaciptir demiş. Veyahut Kur'an'da hareke yok, daha sonradan hareke eklenmiş ve Kur'an'a bazı anlam manalar bozulmasın diye sonradan eklenen o harekelere
vacip hükmünde bidat-ı hasene demişler. Veyahut Mescid-i Nebevi'nin genişlemesine bakalım. Efendimiz zamanında şimdiki halinde miydi? Hayır. Daha sonra ilk genişleten kim oluyor? Muaviye oluyor, değil mi? Peki bu genişletme kötü mü? Hayır, kötü değil. Demek ki bu ne hükmüne geçiyor? Bidat-ı hasene hükmüne geçiyor. Ama mescitlere bez bağlamak, ezanı Türkçe okumak, Allah'tan değil, şahıslardan, putlardan, kurumlardan veyahut kabirlerden bizzat medet beklemek. Bunların her birisi hem bidat-ı seyyedir hem de insanın imanını götürme noktalarına kadar tehlikeye bile girebilecek hadiselerdir. Bilmem olayı analiz edebiliyor muyuz? Evet. Şu noktayı tekrar hatırlatmak istedim. Alimler sadece mevlid okumayı ibadet olarak kabul etmemişler. O mevlid okuma denilen sebep, Kur'an okumaya, tövbe istiğfar etmeye, kaza namazları kılmaya, insanların yan yana birlik olmasına vesile olduğundan onu güzel bir amel olarak görmüşler. Şu noktayı da ele almakta fayda var. Şimdi mevlide bir şiir dedik, öyle değil mi? Efendimiz'i mededen, senaden bir şiir dedik. Alimler bakmışlar, Efendimiz Aleyhisselam zamanında da şiir okunmuş mu diye. Okunmuş mu? Okunmuş. Mesela Hasan bin Sabit'i minbere çıkarıp kendi okutmuş. Demiş ki, haydi Hasan şu Mekkelileri bir hicvet demiş. Veyahut başka şair efendilerimizden Abdullah bin Revaha. Ona da demiş, hadi bir şiir oku demiş, öyle değil mi? Şimdi o yüzden şiirin yeri var mı? Var. Ne olduğu müddetçe? Muhtevasında, içeriğinde problem olmadığı müddetçe şiirde de bir sorun mevcut değildir. Evet. Yine bir bilgi daha vereyim. İbn Hacer el-Askalani de bidat-ı hasene olarak görmüş mevlidi ve kendisi bu noktada bazı ifadelerde bulunurken Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisini de bizimle paylaşmış. Hadisi İbn Abbas rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret ediyor. Aşure günü Yahudilerin oruç tuttuğuna şahit oluyor. Neden oruç tutuyorsunuz diyor. Yahudiler diyor ki bugün çok büyük bir gündür. Bugün de Allah Musa ile kavmini kurtardı da Firavun ile kavmini denizde batırdı. Musa buna şükür olarak oruç tuttu. İşte bugünün orucunu tutuyoruz. Efendimiz Aleyhisselam da diyor ki, öyleyse biz Musa'ya sizden daha yakınız diyerekten kendisi de o gün hem oruç tutmuş hem de oruç tutmayı teşvik etmiştir. Bunu niye söyledim? Bazı ifadeleri orada da var, orada da var, orada da var diyerekten komple silmeye çalışıyoruz. Mesela namazda orucu araştırır mısınız? Her dinde var mı? Her dinde var namazda oruç. O zaman hayatımızdan çıkarmamız lazım. O yüzden bu noktalardaki işin ince noktalarını bilen insanların içtihadına, görüşlerine çok çok ihtiyacımız vardır. Bir de İbn Hacer'in bir cümlesini okuyaraktan mevzuyu bitireceğim. Bundan anlaşılıyor ki böyle bir günde, Mevlid gecesinde Allah'a şükretmek tam yerindedir. Fakat Mevlid merasiminin Peygamberimizin doğum gecesine denk gelmesi için dikkat etmek gerektir diye kendisi bir ifadede ve öneride bulunmuştur. Allah hepsinden ebeden razı olsun inşallah. İnşallah bu Mevlid gecesini bizim de kalbimizi yeniden ihya edilen bir doğum gecesi haline Rabbil Alemin getirsin inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha mesela. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.